Midem hiç hoşuna gitmedi. Doğal değil kızım, doğal değil. 55-58 kişi. Hayır, niye giydiriyorsun yani? Tüylerim de gülüyor. Bak doğal değil işte, bak kedi bile kabul etmiyor. Kaldı öyle. Evet. 3. yılda İşte siz yeni nesil böyle doğallığı bozuyorsunuz. O surat asılmış. Pamuk. Ne yapmış? Kıyafet mi almış sana? Saygıdeğer birileri de tabii çocuklar üzerinde çok emekleri oldu. Sana ne almış böyle? Bak, bak sen bu alışmış. Yerini. Bak bu da rahatsız oldu. Allah'ım ya Rabbim, böyle doğallığı bozuyorlar işte. Köpek, eşek. Klasik çocuk yetiştirme tarzı diyelim. Ama hepsine o güveni verdik. Bugün her alanda, her alanda yetişmiş olan. Pamuk hoşuna gitmedi mi canım? Torunlarım var, torunların çocukları var. Ay canım benim, gel ben hesabımı benden çok anneme, babama, Elif hocam, İncila hocama selamlar. Tamam canım, tamam çıkartayım ben. Hoşuna gitmedi. Ah bu Didem ha. İşte bu yeni nesil doğal dengeyi bozuyor böyle. Ha. Bu yeni nesil doğal dengeyi bozuyor. Bak rahatsız oldu. Ya olmaz, alışır. Sevin hocam. Cevap verdiğin zaman bu geliyor. Ondan dolayı ben bizi seyreden... Yaşları da götürmüşler. Şehirlere. Ve... Ya. Bu benim için büyük mutluluk. Bizim gizli kahramanlarımız var. Ve bu toplum aslında gücünü, nefes alışının sağlığını bu gizli kahramanlarımıza borçlu. Sen tüyleri dökülmesin diye mi aldın? Çok ama çok teşekkür ederim. Bu rahatsız olmuyor. Evet, bu bir örnek verdim. Pamuk gıcık olduysa bir öğrencimiz paralı okulda. Ben özel okulda da çalıştım çünkü. Sene sonunda bak ne güzel bir öğretmen Didem. Anneannen de böyle örtüyordu. Yapma ya. Bunu. O kadar teşvik etmişim ki şu anda o bahsettiğim öğrencim. Bak anneannen de böyle örtüyordu başının çok örtüsünü. Sahibi, değil mi? Didem. Didem koşamıyor onunla ya. Çıkaracağım ben, Pamuk gel. Bak anneannen de başının örtüsünü böyle örtüyordu değil mi? Şeyde Facebook'ta anlatıyor. Hocam sizin sayenizde ben o dersleri verdim. Üniversite mezunu oldum. Aynı zamanda gel canım sen gel gel diye anlatıyor. Yani başarısıyla hayat başarısını en çok destekleyen bu duygu herhalde. Bu duygu olmadan istediğiniz kadar öğretin. O teşvik olmadan siz mesela tamam çıkaracağım çıkaracağım. Öyle videolar görüyorsunuz. Tamam. Oh rahatladın. Çok fark var değil mi arada? Ya çok istiyoruz, sorar mısınız? Nasıl öğretmen oldun Murat Öğretmen? Nasıl öğretmen oldum? Ben öncelikle öğretmenlik mesleği, öğretmen olma işi çocuğu sevmeden, sabır göstermeden o da çıkarmaya çalışıyor. Tamam tamam ben tamam. Ah ah ah. Bu icatlarıyla hayvanların doğallığını bile bozuyor. Çocuk yok. Yeri geliyor. Bak dişi takıldı kıyafetine. Ah Didem ha. Çıkar çıkar. Çıkar hadi. Oh rahatla. Sen bunu oyuncak yap daha çok. Oyna. İlk atandıktan sonra bana bir sınıf verildi. Böyle icatlarıyla ben o sınıfı okuturken doğallığı bozuyorlar. Müdür yardımcısı oldum. O sınıfa da benim girmem söylendi çünkü rahatladın mı? Sınıf olduğu için onlara okuma yazmayı öğretmemiz gerekiyor. İşte ben de öğretmenden, o sınıf öğretmeninden öğrencilerle ilgili bir bilgi alıyorum. İşte çocuk ilaç kullanıyor mu, hastalığı var mı, akademik başarısı ne durumda, eksikleri, artıları nelerdir diye. Hepsini saydı saydı saydı. En son
Ahmet diye de senin sonunda Ahmet diye bir öğrenci var. 360 komedi kuşağında bugün.